Romanya Haber'den herkese iyi haftalar diliyorum. Yine haftanın gündemiyle, 2021 yılının son gündemiyle karşınızdayım. Noel tatili yaşanıyor şu anda. Noel bayramı, dini bayram yaşandı. Aile büyükleri ziyaret edildi. Arkasından şimdi artık yılbaşına kadar rutin bir hayat sürüyor. İnsanların önemli bir kısmı tatillerini, tatil haklarını kullanıyorlar. Kalan kısmı da çalışma hayatına biraz daha rutin ortamlarda devam ediyor. Bugünlerde insanlar daha çok alışverişe odaklanıyorlar. Çünkü yeni yıl vesilesiyle sevdiklerine, dostlarına, mesai arkadaşlarına, çevresindeki yakınlarına hediyeler almakla geçiyor. Bugünler böyle insanlar arası hediyeleşme bir dönemi olarak, bir fırsat olarak görülüyor. Nitekim marketlerde, pazarlamacılar da bunlara yönelik indirimler yapıyorlar. Tabii bu arada Romanya'nın bu dönemde ağırladığı çok sayıda misafiri var. Çünkü Romanya'nın yurt dışında gurbetçileri var. Batıda, İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de ve diğer Batı ülkelerinde çalışan gurbetçiler tatil için, yılbaşı tatili için Romanya'ya geldiler. Yıllık izinlerinin yaklaşık ortalama 2 haftalık bir bölümünü Romanya'da geçirecekler. Böyle bir hareketlerin salgını tetiklememesi, vakaları yeniden patlatmaması için bir önlem alınmıştı. Bunu daha önce de duyurmuştum. Tekrar bir daha bunu hatırlatmak gerekiyor. Şöyle ki 30 günlük alınan karar 8 Ocağı kadar geçerli. Eğer bugünlerde yurt dışından sarı ve kırmızı bölge dediğimiz, yani yeşil bölge, güvenli bölge haricindeki tüm bölgelerden gelen misafirleriniz, tanıdıklarınız, kim olursa olsun 2 doz aşısı olsa dahi, Covid sertifikası olsa dahi bu yeterli gelmeyecek. Mutlaka son 72 saat içerisinde yapılmış bir PCR testi isteniyor. Antijen yeterli görülmüyor, PCR testi isteniyor. Dolayısıyla hani bugünlerde 8 Ocağı kadar yurt dışından Romanya'ya gelecek kimler varsa, tanıdıklarınız, dostlarınız var ise eğer, mutlaka PCR testi yapmalarını tavsiye edin. Yoksa 10 gün, minimum 10 gün evde karantinaya girmek zorunda. Bahsetmiştik daha önce, bir de ilaveten zaten biliyorsunuz plf.gov.ro sitesinden o Romanya'da bulunacağı adresi beyan etmesi, önden bir form doldurması ve o formun çıktısını, kare kodlu çıktısını alması gerekiyor. O çıktının telefonda olması yeterli ama isteyen onu printer çıktısı olarak, kağıt olarak da alabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii bu hareketliliğin 5. dalgayı tetikleyeceği hesap ediliyor. Bu bir sürpriz olmayacak. Nitekim İçişleri Bakanı Lucien Bode en geç 3 hafta içerisinde ocağın ortalarına doğru bir 5. dalganın geleceğini söyledi. Bununla ilgili de insanları, herkesi tedbirli olmaya, azami dikkatli olmaya yönlendirdi ve bu konuda çağrıda bulundu. Bakalım eğer bu noktada eğer insanlar kurallara uyabilir ise 5. dalga daha hafif geçeceğini öngörebiliriz. Bir taraftan da bugün itibariyle de Romanya, tabii aşılama bu konudaki en önemli tedbir, Romanya'da aşılama faaliyeti 1. yılını doldurdu. Geçen yıl bir hemşire 27 Aralık'ta aşı olmuştu ilk olarak. İlk haftalar, ilk aylar hepiniz şöyle bir hatırlayacaksınız hafızanızda. Sırayla geçmişti. Sıralara giriyorduk, listelere giriyorduk, başvurular yapıyorduk. Sonrasında online sistem rahatladı, çeşitli aşı merkezleri açıldı. 1. yılın sonunda 15 milyonuna çok az bir, 15 milyon civarında bir rakamın aşı olduğunu, aşı kullanıldığını söyleyebiliriz totalde. Tabii bu Romanya için çok beklenen bir rakam değil aslında. Hala beklentilerin altında seyrediyor ama 1. yılın sonunda da aşı merkezlerinin, atıl kalan aşı merkezlerinin yavaş yavaş kapanmaya doğru gittiğini de görüyoruz. Tabii bu dönemde, bugünlerde aşının az yapılmasının bir nedeni de tabii insanların tatile, efendim diğer o bayram gibi vesaire şeylere odaklanmış olması, bunun da etkisini elbette yadırgayamayız. Bir başka konu bu salgınla bağlantılı olarak Covid sertifikası konusu. Tabii aşı karşıtı protestolar var diyoruz Romanya'da. Hala son olarak Noel günü bile aşı karşıtı protesto yapıldı ama bu aşının kendisine olan bir karşıtlık değil. Ondan ziyade Covid sertifikası zorunluluğuna karşı bir itiraz bu. Nitekim bununla ilgili iş yerlerinde Covid sertifika zorunluluğunu
kaldırmaya yönelik bir niyet var. Bunun için bir kanuni, bir yasal zemin oluşturmak istiyor hükümet. Fakat o henüz başarılamadı ve yılbaşından sonraya kaldı. Yani bu konudaki bir yasal düzenleme, iş yerlerinde COVID sertifikası zorunluluğunun geri çekilmesi konusundaki beklentiler galiba Ocak ayının ilk haftasına doğru sarkacak gibi duruyor. Koalisyon ortakları bir uzlaşmaya varır ise eğer, bir kararname ile bu uygulamaya konacak. Nitekim Cumhurbaşkanı Klaus Johannes de iş yerleri için COVID sertifikası zorunluluğunu bırakma, yani ondan vazgeçme gibi bir eğilimden bahsetti. Galiba bu noktada böyle bir karar çıkması bekleniyor. Peki eğitim ne olacak? Tatil şu anda Romanya'da, eğitim sezonu da tatile girmiş oldu. Biliyorsunuz Kasım ayında 2 haftalık bir zorunlu tatil olduğu, vakalar çok hızlı yükselince o zorunlu tatilden dolayı yılbaşı tatili biraz kısa tutulacak. 3 Ocak'ta herkes, hayat zaten 3 Ocak'ta başlayacak, pazartesi günü. 3 Ocak'ta okullar da tekrar ders başlayacak ama ilkokullar ve ilkokul öncesi kreş gibi, anaokulu gibi bölümler bir hafta daha tatil yapacaklar. Onlar bir hafta sonra eğitime başlamış olacak. Eğitim sezonu da 10 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor. Yani bu yılın eğitimi 10 Haziran 2022'de tamamlanmış olacak. Şu anki plan bu şekilde yürüyeceği öngörülüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ekonomi gündemine geçelim. Biraz ekonomiden bahsedelim. Sakin günler yaşamamıza rağmen size aktarmayı istediğim konular, konu başlıkları biraz var. Yani boş günler olsa da gündemimiz dolu. Ekonomi gündemi olarak ilk söyleyeceğim şey, salgınla birlikte biliyorsunuz online alışveriş ve kurye firmaları atağa kalktı. Çünkü herkes kurye firmalarına yüklendiği için tabii ki kurye firmaları büyümek, geniş ağını genişletmek durumunda kaldı. Nitekim Romanya'nın en büyüğü Fan Kuryer geçen yıl %5'lik bir ciro artışıyla sezonu kapatmış ama bu yıl %15'lik bir artış öngörüyor ve esas bu yılın, yani 2022 yılının büyük bir online alışverişte büyük bir patlamaya neden olacağını, o alanda çok büyük bir yani hacim oluşacağını söylüyor. Nitekim %9 imiş Romanya'daki online alışverişin payı, toplam alışverişte alışverişe göre %9. Bunun gerçekten hani diğer ülkelere, AB ülkelerine göre çok çok düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda online alışverişin gelişeceğini çok rahat öngörebiliriz. Bu konuda belki hani başkaları da bu alanda çalışmalar yapacak. Online alışverişe odaklanıp oralarda belki geçimini sağlamak isteyebilir. Böyle bir fikir versin izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Herkes ilgilendiren bir husus var, roaming ile ilgili. Romanya'da roaming ücretlerinde biraz indirime gidilecek. Zaten Avrupa Birliği içerisinde bu düzen, bu ayarlama sağlanmıştı ama Romanya noktada bir adım atmamıştı. Nitekim mobil telefon şirketlerinin bağlı olduğunu düzenleyen kurum, uzun bir adı var, kısaltması daha çok anlamlı değil. Onun için bu şekilde tarif ettim. Bu düzenlemeyi yaptığı firmalara bildirdi. Yaklaşık %10'a yakın bir iyileştirme olacak. Hem veri kullanımında hem telefon konuşmalarında Avrupa Birliği içerisindeki roaming, yani yurt dışı telefon görüşmeleri ve veri kullanımında bir indirim söz konusu olacak. O da çok böyle belirgin bir indirim, yani çok göze batan bir indirim olmayacağını çok rahatlıkla yorumlayabiliriz. Bir ilginç bir veri vermek istiyorum size. Çavuşescu Sarayı var, biliyorsunuz dünyanın hani bir yönüyle ikinci, bir yönüyle üçüncü hacim ve büyüklük olarak farklı ama ilk üçte olan binası 1100 odalı Çavuşescu Sarayı. O saray İngiltere kaynaklı bir gazete tarafından dünyada en verimsiz kullanılan binalar listesine eklenmiş oldu. Yani böyle değmeyen, boşuna yapılmış, verimsiz, israf bir yatırım listesine Çavuşescu Sarayı da girmiş oldu. Neden? Çünkü 4 milyon ton ağırlığında bir bina orası. 1100 odası olan ama %30'u en fazla işgal edilip şu anda aktif. %70'lik bölümü tamamen pasif durumda. Ve yani bu binanın sadece 1 yıllık elektriği 7 milyon euro. Yani 1 yıllık elektrik gideri için 7 milyon euro para
ödeniyor devlet kasasından. Bu bile herhalde o gerçekten o israf dediğimiz olayın, yani o listeye girmesinin haklılığını bir bakıma göstermiş oluyor. Bunda bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk. Çevreyle ilgili o konuda duyarlılığım var biliyorsunuz. Daha önce de yine benzer bir şekilde Bükreş kötü not almıştı. Yine Early isimli bir kuruluşun yapmış olduğu değerlendirmede yine Bükreş maalesef hava temizliğinde sınıfta kaldı. Hava kalitesi olarak son 3 sırada yer alıyor. Bükreş ile birlikte Bükreş'e eşlik eden ve hava kalitesi en kötü olan başkentler de yine bölgeden, çevremizden Üsküp ve Belgrad. Evet, şehirler güzel ama hava kalitesi noktasında maalesef Avrupa standartlarını yakalayabilmiş değil. Çünkü o konudaki düzenlemeleri henüz getirmiş değil. Hatta Avrupa Komisyonu bu noktada gerekli düzenlemeyi yapmadığı için Romanya'yı mahkemeye bile verdi. Bu konuda biraz zorlayıcı bir durum da aslında var. Bunu da belirtmiş olalım. Yine çevreyle ilgili bir başka maddem var. Balkan Insight diye bir yayın var. 8 Balkan ülkesinde Romanya'yı da içine alan bölgede faaliyet gösteriyor. Bu bölgeyle ilgili haberler veriyor. Türkiye'de haber alanına dahil. Güzel bir ağ, iyi bir haberleşme ağı. Onlar her ülkede bir aktivist belirlemişler ve Romanya için de Adrian Berceanu'yu yılın adamı aktivist olarak seçmişler. Neden? Çünkü Adrian Berceanu da eski çevre koruma şefi. Bu hani çöplerin oluşturduğu hava kirliliğini önlemek, havayı kirleten o atıkların önüne geçilmesi, onların teftiş edilmesi, onların Romanya'ya girmemesi ya da bunun işte daha zararlı şekilde yok edilmesiyle alakalı vermiş olduğu mücadeleden dolayı Adrian Berceanu'yu yılın adamı ilan etmiş, yılın aktivisti ilan etmiş. Baktım Türkiye'de kimi seçmişler diye Balkan Insight portalının Türkiye için gösterdiği, yani seçtiği aday da Haluk Levent olmuş doğal olarak. Hani Haluk Levent'in yaptığı mücadele ve iyilik hareketi ve aktivizm olarak düşündüğümüzde hani Berceanu'nun da hani ne tür şeylerle uğraştığı, ne tür çabaların içinde olduğu ile ilgili kafanızda bir şey canlanabilir. O açıdan öyle bir bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Bugün 27 Aralık biliyorsunuz Romanya'da daha önce de bahsettim isim günleri var. Belli isimleri taşıyanların o gün bayramları oluyor. Bugün de Ştefan, Aziz Ştefan var Hazreti İsa'nın havarilerinden. Onun şehit edilişinin dininden dolayı öldürülmesinin yıl dönümü olarak yani 27 Aralık tarihi belirlenmiş. Ştefan, Ştefania isimlerini taşıyan erkek, kadın dostlarınız varsa onların isim günlerini kutlayabilirsiniz. Bir mesajla iletebilirsiniz. Burada Romanya'daki gördüğüm güzel alışkanlıklardan birisi. Hava durumuyla kapatalım. Yılı da bu şekilde kapatmış olalım. Bu sabah Bükreş'e poley dediğimiz böyle yağmur yağar yağmaz cam gibi buzlayan ve arabaların, araçların camlarında böyle bir sert bir kalıntı oluşturan bir tabaka muhakkak görmüşsünüzdür. Bükreş onu yaşadı, o sık sık olur Bükreş'te. Bir de önümüzdeki günlerde hala şu anki soğuk havaları görüyoruz. Kısmi bir yükseliş olacak ama en yüksek hava sıcaklığı bütün ülkede 6-7 dereceye geçmeyecek ama genelde 2 ile 4 derece gündüz vakitleri bu sıcaklıklar görülecek, en fazla bu kadar. Sonrasında yılbaşından sonra ise böyle ani bir soğuma olacak. Dağlık bölgelerde de kar yağışı bekleniyor. Hava durumuyla bu haftayı da kapatmış olalım. Yılı da böylece kapatmış olalım. Herkese hayırlı, mutlu yıllar, sağlıklı seneler diliyorum. Hoşçakalın.